Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda bir drone'u tanıtmaktansa drone'un özelliklerini incelemeye ve bunları nasıl kullanacağımızı kısmi olarak size anlatmaya karar verdim. Bugünkü videomuzun konusu log çekimler. Log çekim nedir? Nasıl çekebiliriz? Hangi amaçla kullanılır? Ve biz özellikle drone pilotları olarak bu çekimlerden nasıl istifade edebiliriz? Şu an malumunuz olduğu üzere işte Hubsan Zinolardan tutun da e, Film X8'lere kadar, DJI e, minilerine kadar birçok üründe log çekim modu zaten hali hazırda var. Log formatı anlayabilmemiz için öncelikle RAW formatı anlamamız gerekiyor. RAW dediğimiz şey İngilizceden motomot tercüme yaptığımızda ham hali, yani görüntülerin ham işlenmemiş halini e, kastediyor. RAW görüntüleri niye kaydederiz? Hemen bundan bahsedelim. RAW görüntüler bize görüntünün ham halini verdikleri için doygunluk gibi ayarları ya da parlaklık gibi ayarları yoktur. Bunları daha sonra biz kendimiz Final Cut gibi programlarda bunları editleyebiliriz. Mesela fotoğrafçılıkla ilgileniyorsanız RAW formatta çektiğiniz fotoğraflar diğer e, normal çektiğiniz yani normal e, bu exposure dediğimiz parlaklığın renklerin olduğu fotoğraflardan çok ama çok daha büyük yer kapladığını bilirsiniz. Log formattan bahsetmek gerekirse yani RAW, raw formatı ile log formatını ayırmak için söylüyorum. İkisinin arasındaki farkları kısaca bahsedecek olursak göze ilk batan, bizim ilk dikkatimizi çeken ve bizim için en önemli olan şey log formatla kaydedilen videoların RAW formattaki videolardan çok daha az yer kaplaması. Bu sayede kullanacağımız ortamda eğer taşınabilir bir cihaz üzerinde editleme yapacaksak bize çok daha büyük bir avantaj sağlayacaktır. Log tarafından yakalanan geniş ton alanı özellikle gölgelerde ayrıntı kaybı yaşamaya veya aydınlık alanları solmaya meyilli olan nesneleri çekerken etkiledir. Güçlü güneş ışığı ve karanlık gölgeler bulunduran alanlar gibi çekim yapmanın eskiden imkansız olduğu sahneler daha ayrıntılı şekilde yakalanabilir. Peki bu ne işimize yarayacak? Çok basit bir örnek vermek gerekirse örneğin bir düğün çekimi yapıyorsunuz. Gelin almayı çekeceksiniz. Çok basit bir örnek olarak veriyorum. Hem yerdeki bir şeyden kurulu bir cihazdan o yerdekileri çekiyorsunuz. Hem de havadan işte gelin alma sahnesini çekeceksiniz. İki taraftaki nesne için yani iki tarafta kullandığınız kayıt cihazı için de görüntülerin renk tonları ve güneşin vuruş açılarına göre gölgelendirmeleri vesaire her şey farklı olacaktır. Burada yapmamız gereken şey e, log çekim yapmak ve renk tonlarını tutturabilmek için daha sonra bunların üzerinde işlemde bulunmaktır. Bu sayede profesyonelmiş gibi duracak. Yani renk geçişleri olmayacak. Dolayısıyla bu da şey olmayacak. Aa hemen drone'a geçti. yerden çekmeye başladı. Ayrımını insan zihninden uzaklaştıracaktır. Log kayıtlarla alakalı bilmemiz gereken diğer şeylerin başında da her firmanın kendi marka adını başına koyarak logları değiştirmiş olması. Örnek veriyorum sonra bir cihazla çekim yapacağınız zaman log kaydı nasıl bulacaksınız? S-log diye bir menü olacak. İşte DJI bir drone uçuruyorsunuz. Girdiğinizde menüde D-Log olacak yani D-Log. Fimi bir cihaz uçuruyorsunuz F-Log olacak. Hubsan bir cihaz uçuruyorsunuz H-Log olacak. Adem bir cihaz uçuruyorsunuz A-Log olacak. Bu şekilde Log'lar ayrılıyor. Yani firmalar buna göre kendi markalarının baş harflerini her zaman Log çekimin başına koyuyorlar. Yine e, bilmemiz gereken şeylerin başında eğer bir Log çekim yaptıysanız örnek veriyorum sonun sitesine girip çok basit bir şekilde LUT dediğimiz e, bu renklendirmelerin hazır bir şekilde işte ağaçların hangi renk olacağı, güneş vurduğunda hangi parlaklığın yansıyacağını e, belli eden daha doğrusu bunlar için özel hazırlanmış kütüphaneler var. Bu kütüphanelerin adı da Lutlar. E, çok basit bir örnek vermek gerekirse yine. The Godfather'ın LUT'unu alıp kendi videonuza attığınızda çektiğiniz görüntü The Godfather'ın sanki devam sahnesiymiş gibi görünebilir ya da Matrix'in LUT'unu alıp videonuza koyduğunuzda sanki görüntünüz Matrix'in içinden bir sahne gibi algılanabilir. Tekrar altını çizerek bahsetmekte fayda var. Log çekim bizim için havadan, karadan ya da farklı kameralarla yaptığımız çekimleri birleştirirken Kamera geçişlerinin yani videolar arasında yapacağımız bölmelerde ki renk kaymalarının kullanıcı tarafından anlaşılmasının önüne geçebilmek ve görüntünün devamlılığını sağlayabilmek için kullanacağımız bir çekim metodu. Bu yüzden ben şahsen eğer videolarınızı profesyonel işlerde kullanacaksanız gerek normal el kameralarında ya gerek dronelarda ya da birden fazla el kamerasıyla yaptığınız çekimlerde çekimlerinizi lock yapıp her ne kadar uğraştırıcı da olsa belki daha sonra internetten loot paketleri de kullanabilirsiniz işinizi basitleştirmek adına. Çünkü sadece sürükle ve bırak yapıyorsunuz. Onun haricinde herhangi bir sizin için fazladan bir emeği olmuyor. E, log çekim yapmanızı ve daha sonra bunları editlemenizi ben şahsen tavsiye ederim. Bugünkü videomda sizlere log çekim anlatmaya çalıştım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Log çekim konusunda aklınıza takılanlar olursa yorumlara sorularınızı bırakırsanız elimden geldiğince yanıtlamaya, size örnekler vermeye ve yardımcı olmaya gayret ederim.